2000 yılı aşkın zamandır süregelen köklü bir medeniyet. Tarihin akışına yön vermiş, çağ açıp çağ kapatmış şanlı bir mazi. Bu mazinin bakiyesi genç, dinamik bir ülke Türkiye Cumhuriyeti şimdi yeni bir dönemi başlatıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında küresel güç olma yolunda yeniden şahlanıyor. Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına taşıyacak kalkınma hamleleriyle, zamana öncülük edecek dijital dönüşümle, bilimde atılım, toplumda refahla lider ülke olmaya koşuyor. 16 yılda 3 kattan fazla artan milli geliri, vizyon projelerle, ekonomik canlılık, istihdam, bilgi ve toplumsal fayda üreterek yeniden katlamaya koşuyor. Yeni yönetim modeliyle yalın, hızlı, modern ve daha şeffaf bir yapıya kavuşuyor. Ekonomi yönetimi sadeleşiyor. Ekonomi, üretim, finans ve ticaret sütunlarında yükseliyor. Yatırım ve finans ofisiyle Türkiye daha yatırımcı dostu bir ülke ve cazibe merkezi oluyor. Bütçe yönetimi daha verimli hale geliyor. Bütçe disiplini pekiştiriliyor. Yapısal reformlar hızlanıyor. Devlet dijitalleşiyor, evraklar azalıyor. Büyük veri analizi, yapay zeka uygulamalarıyla yönetim yükü hafifliyor. Bürokrasi azalıyor, devlet hızlanıyor. Bakanlıklar birleştirilerek yetki karmaşasının önüne geçiliyor. Kademeler azalıyor, karar alım süreçleri hızlanıyor. İnsan kaynağı merkeze alınıyor. Yetenekler keşfedilip genç yetenek projeleri başlatılıyor. Kamu çalışanlarının performans ve memnuniyeti artırılıyor. İstişare kurumsallaşıyor, sivil toplum kuruluşları, akademi ve sektör temsilcileri politika yapım sürecine doğrudan dahil oluyor. Güçlü ve kapsayıcı iletişimle algı operasyonlarının önüne geçiliyor. Türkiye'nin marka değeri daha da yukarılara taşınıyor. Terör sorunu çok yönlü ele alınıyor. Sosyal hizmetlerden savunma sanayine kadar kapsayıcı politikalar geliştiriliyor. AK Parti göreve geldiğinde 37 olan bakanlık sayısı 16'ya indiriliyor. Bakanlıklar birleştiriliyor, yönetim sadeleşiyor. Yeni kurulacak 9 kurulla politika önerileri geliştiriliyor, icranın ilerleyişi izleniyor. Bilimden sağlık ve gıda politikalarına kadar stratejik ve uzun vadeli vizyonlar oluşturuluyor. Cumhurbaşkanına bağlı 4 ofisle insan, finans ve bilgi önceleniyor. Bürokratik engeller kaldırılıyor, Türkiye çağın önünde ilerleyen bir çekim merkezine dönüşüyor. Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklarla güçlü koordinasyon ve verimli yönetim sağlanıyor. Türkiye yeniden yapılanmayla tazeleniyor, değişimin öncüsü Recep Tayyip Erdoğan'la daha büyük hedeflere koşuyor. Dev ekonomi, dijital dönüşüm, bilimsel atılım, sosyal devlet ve lider ülke için güçlü hükümet, güçlü meclis, güçlü Türkiye.